Merhabalar Ferşat Bey, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, merhabalar, nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Sizler nasılsınız? İyiyim, Allah'a şükür. Bizler bugün İstanbul bölgesinde Hana Rent-A-Car'dayız. Ekran başındaki seyircilerimizin soru işaretlerini gidermek adına önce biraz sizlerden bir tanıtım alacağım. Bize biraz kendinizden bahsedin, sonra da firmanızın kuruluş öyküsünden. Tamam, ben Ferşat Fedai. 5-6 sene Türkiye'de yaşıyorum. 2 sene sonra bu firmayı açtım, yani çalıştım. Birinci günde bir tane araba aldım, yani bir tane araba bu işe başladım. Ondan sonra şu an 4 sene geçti yani. Şu anda rent-a-car ve araba kiralama ile ilgili hizmet vermeye devam ediyorsunuz. Evet. Aslında İran'dan geliyorsunuz, evet, buraya. Yani. 6 yıldır Türkiye'desiniz. Doğru. Geldikten 2 yıl sonra böyle bir işe kalkıştınız aslında. Küçük başladınız önce ama şimdi bu zaman buraya kadar geldiniz. 4 yılda Hana Rent-A-Car için bahsedebileceğimiz süre aslında burada. Peki, araba kiralama ile ilgili hizmet veriyoruz. Peki, daha çok binek araçlar mı kullanıyoruz yoksa hizmet türümüz nedir? Araçlarınızın çeşidi nedir? Hayır, ben binek araba çalışıyorum. Yani aile arabalar çalışıyorum. Çünkü daha iyi, benim de daha iyi. Ben o kadar şey değilim ki mesela. Çok güzel. Aslında belli bir şeye odaklanmışsınız. O noktada hizmet vermeye devam ediyorsunuz. Belli bir çizginiz var yani. Peki daha çok size gelen, sizi tercih eden müşteri kitlesinden bahsedelim burada. Sizi daha çok kimler tercih ediyor? Bu noktadan ben de %60 benim müşteriler İran'da geliyor. Ama mesela %40 Türklerde çalışıyorum. Ben zaten Türklere daha iyi çalışıyorum. Daha güzel. Ama çok İranlıyım zaten. Ondan sonra benim müşteriler %60 İran'da geliyor. Yani aslında Türklere de, İranlılara da aşağı yukarı ortalama bir şekilde hizmet veriyorsunuz. Evet. %60'a 40 evet. gibi. Ama tabii ki İran'dan İstanbul'a gelmiş İranlı arkadaşlarımız için de yine turistlerimiz için de siz burada onlara yardımcı oluyorsunuz. Araç eksiklerini kapatıyorsunuz aslında. Peki sektörde sizin gibi birçok firma var rent-a-car işi yapan. Sizi diğerlerinden ayıran özelliğiniz nedir? 4 yılda buralara gelmenizi sağlayan. Bilmem. Benim lokasyon daha iyi. Bilmem. Ben nasıl söyleyeceğim mesela. Ben herkese rahat çalışıyorum. Ben aslında iyi iletişim kuruyorsunuz. Tamam, her ne kadar ana diliniz olmasa da İran'dan da geliyorsanız o insanlarla iş yapmayı seviyorsunuz ve evet. iletişiminizde hiçbir sıkıntı yok. Yer olarak zor da zor çalışmıyorum yani herkesle. Evet. Daha iyi çalışıyorum. Herkes benim gibi kafam. Yani mesela nasıl söyleyeceğim bunu? Herkesi benim gibi görüyorum. Yani herkes çok güzel. İyi. Biz anladık. Evet, aşağı yukarı anladık diye düşünüyorum. Biraz empati yaparak, biraz da kendi yerinize koyarak güzel bir iletişim sürdürüyorsunuz. Belki de yıllardır bu zamana kadar gelmenizin nedeni de budur. Peki, yıllar önce dediniz, 4 yıl önce ben buraya başladığımda çok küçükten başladım. Bir arabayla başladım. Şimdi 14 aracım var diyorsunuz. Evet. Yıllar önce hiç bugünlere geleceğinizi tahmin etmiş miydiniz? Hayır, hiçbir şey tahmin etmedim. Neydi peki sizi bir anda rent-a-car açmaya yönlendiren şey? Bilmiyorum valla. Bilmiyorum. Türkiye bana iyi geldi yani. Bilmiyorum. Aslında çok güzel. Buraya geldiniz. 2 yıl yaşadınız. Bir karar verdiniz. Demek ki yapmak istediğiniz işi evet. buldunuz. Sonra açtınız burayı. Biraz da işinizi sevmeniz diyelim. Hayal etmek, çabalamak 4 yıldır da bence gayet iyi büyütmüşsünüz isminizi de. Çünkü bir araçtan 14 araca çıkıp şu an daha fazla insana, belki de İran'dan gelen vatandaşlara daha fazla insana, daha fazla sayıda insana hizmet veriyorsunuz. Çok güzel. Peki, bizler İstanbul bölgesinde olduğumuzu söyledik ama ben açık adres bilgilerinden de bahsetmek istiyorum ekran başındaki seyirciler için. Hayrettinpaşa Mahallesi, E5 üzeri, Fes Ticaret Merkezi burası. Hmm. Yine ekranda şu an altta sizin telefon numaralarınızı görüyorlar Ferşat Bey. Dilerlerse size oradan da ulaşabilirler diye etiketliyorum ben buradan. Esenyurt'tayız. Doğru. İstanbul bölgesinde. Peki sizin başarınız tesadüf değil ve bir ekiple var oluyor bu. Siz kaç kişiyle çalışıyorsunuz? Ekibiniz kaç kişi? 4 kişi.
4 kişi. Senin yanında çalışıyoruz. Bu bahsettiğim merkezde aslında ben eklemek istiyorum. Yine İran'dan tercih edebilecek vatandaşlarımız için ve aynı şekilde bizim vatandaşlarımız, izleyicilerimiz için de bahsediyorum. Burada aynı ofis içinde aslında Rent-A-Car'ın yanında yine emlakçılık ve döviz işiyle de ilgileniyor. Evet. Aslında her şekilde yardımcı olabileceğiniz bir işleyiş var burada. Doğru. O zaman Ferşat Bey, ben son olarak sizden bir teşekkür konuşması alacağım. Bugüne kadar sizi destekleyen, yanınızda olan ailenize, dostlarınıza, çalışma arkadaşlarınıza, bugüne kadar her bir gün sizi tercih eden müşterilere ve ekran başındaki seyircilerine söylemek istersiniz? Ben 4 yıl bu işi çalışıyorum. Aynı işe devam ediyorum. Herkese hizmet veriyorum. Ve herkese teşekkür ediyorum. Sizi tercih ettikleri için, değil mi? Evet. Kapımız açık. Burada zaten farkınızdan ve hizmetinizden yararlanmak isteyen, fikir sahibi olmak isteyen müşterilerimizi, izleyenlerimizi ben zaten bir kere denemeleri için zaten tavsiye ediyorum. Gelsinler, farkı kendileri görsünler. İran'dan gelip kısa sürede bu kadar buraya adapte olup Türkçenizle bile her şekilde çabalıyorsunuz, her şekilde belli zaten. O halde Ferşat Bey, bizler de size bu taraftan bir teşekkür iletiyoruz. Programımıza konuk olduğunuz için, verdiğiniz kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışı için, bizim bazı sorularımıza ışık tuttuğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Farklı evet, programlarda görüşmek üzere Ferhat Bey. Sizi ağırlamak bizim için bir zevkti. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Teşekkür ederim her şey için. Görüşmek üzere.